Programlamada kullanılan sayı türlerinin programın belli kısımlarında farklı biçimlerde kullanılması gerekebilir. Ya da zorunlu durumlarda sayı formatları arasında geçiş yapılması istenebilir. Bu videoda Conversion Operations komutlarının sayı formatlarını birbirine dönüştürmesi, virgüllü sayıları tam sayılara yuvarlaması ve normalizasyon ile skala etme işlemleri incelenecektir. Conversion komutlarının aktif olabilmesi için diğer operatörlerde de olduğu gibi en girişinden lojik bir sinyali gelmesi gerekmektedir. Ayrıca Conversion Operations komutlarına kısaca dönüştürücüler de denilebilmektedir. İlk olarak convert komutunu incelersek, in girişine uygulanan sayıların veya hafıza alanlarının bir veri türünden başka bir veri türüne dönüşümünü sağladığı ve veri türü değiştirilmiş sayıyı out çıkışındaki hafıza alanına yazdığı görülür. Bu komut kullanılırken bir veri türünden hangi veri türlerine dönüşüm gerçekleştirilebileceği değişebilmektedir. Yuvarlama komutlarının ilki olan round komutu, in girişine reel veri türüne sahip bir sayı veya hafıza alanı girildiğinde, bu sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlayarak out çıkışındaki hafıza alanına yazar. Eğer in girişinden girilen değer iki tam sayının tam arasında 8,5 gibi bir değer olursa, bu sayıyı en yakın çift sayıya yuvarladığı görülür. Başka bir yuvarlama komutu olan sail komutu yine in girişine girilen reel veri türüne sahip sayı ya da hafıza alanının içeriğini, eğer virgülden sonraki değer 0 değilse bir üst tam sayıya dönüştürür. Floor komutu sail komutunun tersine in girişine girilen reel veri türüne sahip sayı ya da hafıza alanının içeriğini, yine eğer virgülden sonraki değer 0 değilse bir alt tam sayıya dönüştürür. Yuvarlama komutlarının sonuncusu olan trunk komutu ise in girişine girilen reel veri türüne sahip olan sayı ya da hafıza alanının içeriğini, virgülden sonraki kısım ne olursa olsun sıfırlayarak sadece sayının tam kısmını out çıkışındaki hafıza alanına yazar. Scalix komutu value bacağına girilen 0-1 arasındaki reel veri türüne sahip sayıyı min ve max bacaklarına yazılan değer aralığına ölçeklendiren ve sonucu yine out bacağındaki hafıza alanına yazan dönüştürme komutudur. Bu komutun value bacağına 0 değeri girildiğinde çıkıştan min bacağında yazan değer, 1 değeri girildiğinde ise max bacağında yazan değer okunur. Scalix komutu kullanılırken out çıkışındaki sayı hangi veri türünde görülmek isteniyorsa burada görülen veri türü ona göre seçilmelidir. Normix komutu için tam olarak Scalix komutunun yaptığı işlemin tam tersini yaptığı söylenebilir. Şöyle ki, value bacağından girilen herhangi bir veri türüne sahip sayı ya da hafıza alanını min ve max bacaklarında yazan değerlere bağlı olarak ölçeklendirerek out çıkışındaki hafıza alanına 0-1 aralığında reel veri türüne sahip bir sayı olarak yazdığı görülür. Örnek vermek gerekirse min bacağına 0, max bacağına 100, value bacağında 30 yazılırsa out çıkışından 0,3 okunduğu görülür.